Konya'dan memleketi Karaman'a dönmekte olan sürücü, torpidodan kafasını çıkaran yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Aracı yolun sağına çeken sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri de sürücünün yardımına koştu. Ancak yapılan aramada yılan bulunamadı. Daha sonra yılanın sıcak sütün kokusunu alarak gizlendiği yerden çıkabileceği düşünülerek otomobil yol üzerinde bulunan bir tesise çekildi. Kağıt bardakla getirilen sıcak süt arabanın ön tarafına koyularak bir süre yılanın çıkması beklendi. Ancak yılan sütün kokusuna da gelmedi. Hazırla, boyunlu al şöyle. Bir yandan kaçacak, bir yandan girecek. Oy oğlum, oy çevir ya. Oy çevir ya sen de vallahi. Al şurada arabada. Şey yapmasın. Yılan girdiği yerden çıkmayınca otomobil Karaman'da bir oto tamircisine götürüldü. Burada usta yılanı çıkarabilmek için otomobilin ön kısmını büyük ölçüde söktü. Torpidoda yılanın görünmesi üzerine yakalama çalışmaları başladı. Yakalanmamak için bir o yana bir bu yana kaçan yılan sonunda kıstırıldı. Tut. Yılanın çıkarılışı sırasında bir vatandaşın korkarak hoş demesi ise çevredekileri güldürdü. Yılan avcısı, elle tutma abi. Bir şey olmaz. Hoş! Ayağımıza bak. Bırakma, öyle dur. Hadi. Hoş! Çekilin. Dur, öldürme. Öldürme. Dur, başına bak. Dur abi. Dur abi, kafası nerede? Dur. Kafası, dur. Dur, elimi alayım. Dur. Tamam, kafasını kaldır abi, sen tamam. Bırak. Dur. Dur. Torbaya atar oğlum. Dur. Helal torbaya. Bir saniye dur. 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye görevlileri tarafından torbaya koyulup araziye bırakılmak üzere götürüldü. Otomobil sürücüsü Harun Çetin, dün piknik yapmak için Yeşildere köyüne gittiklerini ve yılanın orada araca girmiş olabileceğini söyledi. Çıkardık. Sanayideyiz. Tamam.